Yüklü noktasal K cisminin L noktasında oluşturduğu elektrik alanı E'dir. Buna göre işlemlerin hangileri tek başına yapıldığında E'nin büyüklüğü değişebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar elektrik alan neydi? Yüklü bir cismin çevresindeki herhangi bir noktada artı bir birim yükü uyguladığı elektriksel kuvveti biz elektrik alanı diyorduk. Ve elektrik alanın şiddeti K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi ile bulunuyor. O zaman buna göre K cisminin yük miktarını değiştirmek. Tabi artırırsak mesela yük miktarı elektrik alanın şiddeti artar veya azaltırsak azalır değişebilir. Bu olur. K cisminin konumunu değiştirmek, konumunu yani yaklaştırmak veya uzaklaştırmak da bu noktadaki elektrik alanın şiddetini değiştirebilir. Bu da olabilir arkadaşlar. K cismi ile L, L noktasına hava yerine başka bir madde yerleştirmek o da arkadaşlar K'yı etkileyen bir faktör olduğu için ne yapacak? Burada başka bir maddenin olması da bunu etkileyen bir faktör olmuş oluyor. O zaman hepsi elektrik alanı şiddetini etkileyen faktördür. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Yüklü X ve Y noktasal cisimleri şekildeki konumlarında sabit tutulmaktayken L noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan sıfırdır. Şimdi L noktasında artı bir birim yük olduğunu kabul ettiğimizde X ve Y cisme aynı elektriksel alanı uygularlarsa bileşke elektrik alan L noktasında sıfır çıkar. Elektrik alanı KQ bölü aradaki uzaklığın karesiyle buluyoruz. Uzaklıklarımız eşit. O zaman yük miktarları da aynı olursa buradaki bileşke elektrik alan birbirlerini götürür ve sıfırlanır. Yani o zaman buna artı Q dediğimizde arkadaşlar Hop bu da artı Q yüklü. Yani eşit miktarda yükle yüklü ve aynı işaretli olması gerekiyor. Yani bu ittiğinde bu da itecekse bile itecek ki bileşke elektrik alan sıfır olsun. Aynı şey eksi Q için de geçerli. Eksi Q ya eksi Q olduğunda da L noktasındaki bileşke elektrik alan sıfır olur. Bu çekiyor bu da çekiyor. Eşit miktarda ve zıt yönde çektikleri için bileşke elektrik alan sıfır olur. Şimdi gelelim cümlemizin devamına. Y cismi M noktasına getirildiğinde... L noktasındaki bileşke elektrik alan vektörü artı x yönünde oluyor. Şimdi y cismini m noktasına getiriyoruz. Bileşke elektrik alanın arkadaşlar artı x yönünde olabilmesi için Şimdi bu itiyor, bu da itiyor gibi itiyormuş gibi yani ikisini de eşit işaretli düşündüğümüzde bakın bu yaklaşıyor, daha çok itecek. E bu o zaman ne oluyor arkadaşlar? E bu uzakta olduğu için ona göre daha az itmiş oluyor. Demek ki bileşke sola doğru çıkıyor. Hmm, demek ki bunlar artı işaretli olmamalı. Yani eksi işaretli olacak cisimlerimiz. Bu yaklaştığında M'ye getirildiğinde kendisine daha çok çekmiş. Bu da arkadaşlar daha az çekmiş eksi işaretli düşündüğümüzde ve bileşke artı x yönünde çıkacak. Yani o zaman şunu elemiş olduk arkadaşlar. Her ikisinde eksi işaretli ve miktar olarak eşit şiddette olduğunu bulduk. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. X ve Y'nin yük işaretleri zıttır. Zıt değil arkadaşlar. Aynı işaretli olacak demiştik. Bu yanlış. X ve Y'nin yük miktarları eşittir. Evet her ikisi de eksi Q dedik. Yani bu ifademiz doğru. X ve Y şekildeki konumlarında iken K noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan eksi X önündedir demiş. K'da artı bir birim yük olduğunu kabul ettiğimizde eksi Q bunu kendine doğru çekecek. Bu eksi Q da kendisine doğru çekecek. Ama bu 3D kadar uzakta, bu D kadar uzakta olduğu için bu kendine doğru daha çok çekmiş olacak. Yani bileşke eksi x önünde çıkacak. Bu da öyle demiş. Yani cevabımız 2 ve 3 doğru. Yani D seçeneği olmalı. Q1 ve Q2 yüklü noktasal cisimler şekildeki konumlarında sabit tutulmaktadır. Yüklerin A noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan 3E, B noktasında oluşturduğu bileşke, bileşke elektriksel alan 2E'dir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar A noktasındaki elektrik alanı bulurken bu noktada artı bir birim yük olduğunu kabul ediyoruz. Her ikisi artı işaretli olduğu için bunlar ne yapacaklar? E, içecekler. O zaman E1 bu yönde. Diğeri de E2 tersi yönde iterse bunların bileşkesi farkına eşit olmuş olacak. Yani E1 eksi e2 eşittir. 3 tane E şiddetinde diyeceğiz. Şimdi gelelim B noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alana. Burada artı 1 birim yük olduğunu kabul ettiğimizde Q1 de bunu itiyor. Q2 de itiyor. O zaman bunların elektriksel alan şiddetleri değiştiği için buna E1 üssü buna da E2 üssü diyorum. İkisinin toplamı E1 üssü e artı E2 üssünün ne eşit olması lazım? 2 tane E eşit olması lazım. Şimdi değerleri yerine yazarak bulmaya çalışıyorum. Birincisinde A noktası için konuşalım arkadaşlar. Bu noktadaki elektrik alan E1 için K çarpı Q1 bölü aradaki uzaklığın karesi yani D kare. Eksi Q2'nin oluşturduğu K çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi D kare bu 3E'ye eşit imiş. Şimdi gelelim ikinci duruma yani şuraya. E1'in itmesi ile E2'nin itmesinin toplam değerine K çarpı Q1 bölü aradaki uzaklığın karesi 9D kare yaptı. Artı Q2'nin itmesi K çarpı Q bölü aradaki Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi D kare. Buna da 2E dedim. Şimdi bunları taraf tarafa arkadaşlar oranlıyorum. Tabii K'lar, D kareler bunlar gidecek ve burayı 2 ile burayı da 3 ile çarpıyorum. 2 ile çarptığımda 2 tane Q1 eksi 2 tane Q2 eşit olacak. Hop bunu da 3 çarparsam arkadaşlar. Q1 bölü 3. Bunu da 3 çarptığımda artı 3 tane Q2 olmuş oldu. Gerisi matematiksel işlem. Bunu devam ettiriyorum. Şimdi bunu buraya atarsak eksi olarak geçecek. 2 tane Q1'den Q1 bölü 3 çıkarırsam 5 Q1 bölü 3 çıkacak. Eşittir bu da buraya artı olarak geçtiği için 5 tane Q2. Hop Q1 bölü Q2 oranını bulduğumuzda taraf tarafı oranlarsak 5'ler birbirini götürür ve karşımıza 3 çıkar. Demek ki yükler oranı 3 olmalı. Yani cevabımız E seçeneği olmalı deriz. KLM sağaçlarında depolunan yükün sağacın potansiyel farkına bağlı değişim grafiği şekilde kibidir. Yük ve potansiyel fark vermiş arkadaşlar. Yük ve potansiyel farka baktığımızda yük bölü potansiyel fark oranı bize Q ve V -E çarpı C'den Q bölü V -E C'yi verir. Yani sağayı verir en büyük olan K olduğu için K'nın sahası en büyük olacak. Yani CK büyüktür sonra CL büyüktür. CM şeklinde bir sahaya sahip olduklarını buradan gözlemliyoruz. Plakaların yüzey alanları eşit olan 1-2-3 nolu saçların plakalar arasındaki uzaklık ve plakalar arasındaki ortam aşağıda verilmiştir. Buna göre KLM saçları şekildeki 1-2-3 nolu grafiklerden hangileri olabilir diye sorulmuş camın dielektrik sabiti havanın x'ten büyük şeklinde verilmiş. O zaman arkadaşlar kıyaslama yapacağız şimdi bakın levhalar arası yüzey alanlarının eşit olduğunu söylemiş. Biz e, C'yi nasıl buluyorduk? E çarpı A bölü D yardımıyla buluyorduk. O zaman uzaklıkları aynı iken arkadaşlar bunların sıralamasını yapalım şimdi. Uzaklıklar aynı iken bunun dielektrik kat sayısı daha fazla ise zaten alanlar eşit olduğunu vermişti. Uzaklıklar da aynı. Dielektrik kat sayısı büyük olanın sayısı büyüktür. Yani C2 arkadaşlar C1'den büyük olacak. Şimdi bu da hava bu da hava. O zaman uz uzaklığı levhalar arasındaki uzaklığı daha büyük olduğu için bunun levhalar arasındaki uzaklıkla sığa ters orantılı. Yani bunun sığasının arkadaşlar bundan daha büyük olduğunu, levhalar arasındaki uzaklık arttığı için e, e, bunun daha küçük olduğunu söyleriz. O halde C1 de C3'ten büyük olmuş olacak. O zaman sıralamaya baktığımızda K cismimiz arkadaşlar 2 nolu cisim. L cismimiz 1 nolu cisim. Ee, yine e, M cismimiz de arkadaşlar kondansörümüzde 3 nolu kondansatör olmalı diyeceğiz. Yani cevap K'nın 2, L'nin 1 ve M'nin arkadaşlar 3 nolu kondansatör olması gerekir. Yani bundan dolayı da cevap A seçeneğidir. O merkezi çember üzerinde şekildeki gibi sabitlenen X ve Y noktasal cisimlerin yük miktarları sırasıyla artı Q artı 2Q'dur. Y cismi şekildeki yörüngeyi takip ederek K noktasına L noktasına getiriliyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? 1. Y yükü K'dan L'ye taşınırken X ve Y yüklerinin O noktasında oluşturdukları bileşki elektrik alanının büyüklüğü artar. Arkadaşlar elektrik alan nasıl bulunuyordu? K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunuyordu. O zaman bu noktada artı bir birim yük olduğunu kabul ettiğimizde bunu ne yapacak? İtecek. E, uzaklıklar aynı olduğu için yük miktarlarıyla orantılı bir şekilde elektrik alan değeri vereceğim. Yani arkadaşlar bu E şiddetinde iterse bunun da yükü iki katı olduğu için ve artı işaretli olduğu için o da 2E şiddetinde itecek. O zaman başlangıçta bileşke elektrik alan E oldu. Şimdi başlangıçta E iken ikinci duruma bakalım arkadaşlar. Şimdi yükümüzü L noktasına taşıdığımızda bunun yapmış olduğu elektrik alan etkisi bu sefer buradan sola doğru olacak ve bu tarafa doğru 2E şiddetinde bir elektrik alan oluşturduğu için 2E e bunlar birbirine dik olduğu için ve vektörel bir büyüklük olduğundan dolayı elektrik alan ne olacak bileşkesi kök 5E olacak. E kök 5E olması E'nin değerinin artması o zaman bileşke elektriksel alanın büyüklüğü artar doğrudur. K noktasında X ve Y yükleri arasında depolanan elektriksel potansiyel enerji L noktasından büyüktür. Şimdi K noktasında iken buradaki yükümüz elektriksel potansiyel enerji EP1 diyelim. O zaman K çarpı yüklerin çarpımı yani 2Q kare bölü aradaki uzaklığımız 2R dediğimizde ikinci duruma bakarsak EP2 diyorum L noktasına getirdim. K çarpı 2Q kare bölü aradaki uzaklığımız şurası kök, kök 2R çıkıyor. Kök 2R. 2 iken kökü olmuş yani payda azalmış payda azalmışsa değer artar. Yani EP2'nin EP1'den büyük olması lazım. Yani L noktasındaki enerji daha fazla. Bu, burada ne demiş? K noktasında X ve Y yüklerine depolanan enerji elektriksel potansiyel enerji L noktasından büyüktür demiş. Başlangıçtakinin büyük olduğunu söylemiş. Hayır ikincisi daha büyük. Yani bu yanlış. Y yükü K'dan L'ye taşınırken X ve Y yüklerinin O noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel değişmez. Elektriksel potansiyel K, Q bölü D yardımıyla bulunuyor. O zaman O noktasındaki elektriksel potansiyel başlangıçta V1 diyorum. Her birinin oluşturduğu potansiyeller artı yüklü olduğu için KQ bölü R artı K2Q bölü R. Yani 3 tane KQ bölü R oldu. İkinci duruma bakalım. L noktasına getirdiğimizde yine O noktasındaki artı KQ bölü R. Q yükünü oluşturdu. L'nin de Yine uzaklı ve yük miktarı değişmediği için 2 tane KQ bölüre toplarsak bu 3. Bu da 3 olduğundan dolayı değişmemiş. Burada değişmez demiş. Doğru söylemiş. Onun için cevabımız C seçeneği olmalı. Sürtünmesiz yalıtkan düzlem üzerinde sabit tutulan yüklü KLM parçacıklarının oluşturdukları kuvvet çizgilerinin görünümü şekilde kibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki elektrik alan kuvvet çizgilerine baktığımızda K'dan L'ye doğru veya L'den K'ya doğru bir çizim gerçekleşmiş. Şimdi bu artı ise bunun da eksi olduğunu yani K'dan L'ye doğru şöyle gittiğini düşünebiliriz. E tersi olamaz mı öğretmenim? Olabilir. Yani bu artı ise de buradan buraya doğru gidebilir. Bir tanesini deneyeceğim arkadaşlar. Bu artı ise bu eksi olacak. Zıt işareti olacak. Şimdi bu eksi bunlar birbirini itiyorlar elektrik alan yönüyle. O zaman bu da bundan aynı işaretli. Yani eksi iken eksi olacak. Tam tersi de olabilir. Yani bu eksi iken bu artı. O zaman bu da artı olacak diyebiliriz. Tabi elektrik alan çizgilerinde yönlerini ona bağlı olarak değiştiririz. Buna göre 1. K parçacığı serbest bırakılırsa L'ye doğru harekete geçer. Evet K parçacığı serbest bırakıldığında L'ye doğru harekete geçecek. Neden? Çünkü bunlar zıt işaretli. Kesin. K ve L parçacıklarının A noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan sıfır olabilir. Arkadaşlar A'daki bileşke elektrik alan nasıl sıfır olsun? Burada elektrik alan sıfır olmaz. Çünkü K'dan K artı işaretli ise bu artı 1'i içecek. Eksi işaretli olduğu için kendisine doğru çekecek. İkisi de aynı yol, yönlü olduğu için burada bir bileşke elektrik alan mevcut. Ondan dolayı bu ifade yanlış. E, bu eksi bu artı olsa da ikisi sol tarafa doğru bir etki uygulayacağı için yine yanlış. L ve M parçacıklarının B noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan sıfır olabilir. Evet bu olabilir. Neden? Burada artı 1 bir birim yük olduğunu kabul ettiğimizde bu kendisine doğru çekiyor. Bu da eksi olduğu için kendisine doğru çekiyor. Eşit şiddette ve zıt yönde olursa sıfır olabilir. Yani bu doğrudur. O zaman cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Paralel levhalı bir saç üretece bağlanıp yüklendikten sonra üreticiden ayrılıyor ve şekil 1'deki gibi levhaların voltmetre bağlandığı söylenmiş. Bu durumda sağacın sağası C1, yükü Q1, voltmetrenin gösterdiği değer V1'dir. Sağacın levhalar arasındaki şekil 2'deki ve diyelektrik sabit havan büyük olan madde yerleştirildiğinde sağacın sağası C2, yükü Q2, voltmetrenin gösterdiği değer V2 oluyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu levhalarımız üreteşte yüklenmiş ve üretecimiz devreden sökülmüş. Üreteçten ayrılmış yani. O zaman burada yükün korunumundan yararlanırsak yükün korunumu arkadaşlar Q değerimiz korunacak. Yani q birimiz araya yıllıktan sabit koyduğumuzda da Q2 eşit olacak. Q1 Q2 eşit yükümüz korunacak. Q1 Q2 eşit doğru. Şimdi gelelim sağa. Sığa nasıl bulunuyordu? E, A bölü D yardımıyla bulunuyor. O zaman di, araya dielektrik kat sayısı havanın ikisinden daha büyük olan bir malzeme, yalıtkan malzeme koyarsanız bu arttığı için sığamız ne yapacak? Artacak. O zaman sığamız başlangıçta C1 iken ne yapıyor? Artıyor. Yani C2 bundan büyük oluyor. O zaman C1, C2'den büyük demiş. Yanlış. C2, C1'den büyük olacak. Şimdi Q eşittir V çarpı C bağıntısına göre, Q eşittir V çarpı C bağıntısına göre ikisinin de yükleri aynı. O zaman yükleri aynıysa Q1'i Q2'ye eşitliyorum arkadaşlar. Q eşittir V çarpı C olduğu için V'si V1 C'si de birincisinin C'sine C dedim küçük olduğu için. İkincisine V çarpı C2 diyeceğim. V'si arkadaşlar V2 C2'ye de gördüğünüz gibi daha büyük olduğu için 2C dedim. O zaman V1'in burada V2'den daha büyük olduğu gözükür. Yani üçüncü ifademiz de doğru çıkar. Cevabımız bundan dolayı da D seçeneğini gösterir. Sorumuz bilgi vererek başlıyor. Leyden şişesi 1945 yılında Hollanda'da fizikçi tarafından Leyden Üniversitesi'ndeyken yaptığı elektrik depolayan cihazın adıdır. Elektriğin sürtünme yoluyla elde edebildiği bilinen bir olguydu. 1700'lü yılların başlarında bu konuda çalışan bilim insanları elektrik elde etmenin yanı sıra depolamanın da yollarını arıyorlardı. Yalıtkan ipekten iplerle asılmış içi dolusu ve tıpanın içinde suya daldırılmış pirinç bir tel geçen, dışı ve içi metal folyo kaplı cam bir kavanoz ile deney yapan e, bilim insanı suda oluşan elektrik yükünü asistanı e, rastlantı sonucu tele dokununcaya kadar farkına varamamıştı. Uzun bir süre elektrik biriktirmiş olan kabın aniden elektrik yükünün boşalması asistanın şok geçirmesine neden olmuştu. Bu olay bilinen ilk yapay yüksek gerilim elektrik çarpması olmuştu. Böylece bilim insanı elektrik yükünün depolanabildiğini kanıtlamıştı. İkinci bilgi olarak da Leyden şesiyle deneylerinin sürdüren Benjamin Franklin Leyden şesinden boşalan elektriğin oluşturduğu ses ve kıvılcımlar ile fırtınalı havalarda gök gürültüsü ve şimşek arasında bir ilişki olması gerektiğini ileri sürdü. 19752 yılında fırtınalı bir havada uçurtma uçuran ipek bir ip ile yüklü buluttan Leyden şesini doldurmayı başardı. Deney sonucunca şimşeğin elektriksel bir olay olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diye soruluyor. Leyden şişesi sağıştır. Arkadaşlar yük depolamaya yaradığı için buradaki şişemiz Leyden şişesi bir sağaç vazifesi görmüş doğru. Şişenin yüklediği Leyden şişesinin sağsı artar. Sağ dediğimiz kapasite buradaki şişenin özelliğine bağlı olarak değişiyor. Hani biz normalde paralel levhalarda, yüklü paylar levhalarda sayı bulurken E çarpı A bölü D'den yararlanıyorduk. Yani sıra kapa ise oradaki kondansatörün iç yapısına bağlı olarak değişir. Çok yüklemek, az yüklemek, az gerilim uygulamak, çok gerilim uygulamak kapasiteyi etkileyen bir faktör değildir. Kapasite yapısıyla alakalı bir büyüklüktür. O zaman sığayı artırmaz, azaltmaz yani değiştirmez. Depoladığı yük artan leyden şişesinin potansiyel farkı artar. E Q eşittir. V çarpı C bansına göre sıvımız sabitken e, depoladığı yük miktarı potansiyel farkı artırır. Yükümüz artarsa potansiyel farkımız da buna bağlı olarak artacak. Çünkü sıvımız sabit. Yani üçüncü yargımız da doğru. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz.